Tarihte Öcü programa hoş geldiniz. Ben Deniz program sunucu Cesur Orman. Yine farklı, yine farkında bir programla sizlerin huzurundayız. Bu sefer konuğumuz uzaklardan, çok uzaklardan bir misafirimiz. Tokat'tan gelen misafirimiz Alparslan Demir hocamız, Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam sizleri biliyorsunuz yakından tanıp takip edenlerdeniz. Bu vesile şehrimize, İzmit'imize sizi ağırlıyoruz şu anda. TV 262 ekranlarında sizleri konuk etmenin mutluluğunu ayrıca yaşamaktayız. Ben Tekrar teşekkür katıldığınız için ederim. teşekkür ederim. Sağ olun hocam, var olunuz. Hocam çok kitabınızı okuyup etkilememek elde değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve ardından izleyicimizin merak konusu olan sorusu. Bu hafta neyi istiyoruz? Konumuz ne? Bu hafta Osmanlı'da yaşamak. Ama öncesi bir Osmanlı'nın kuruluş coğrafyasındaki oluşan etkenleri, akabinde Osmanlı yaşamayı inceleyeceğiz. Şimdi kıymetli hocamla beraber Osmanlı üzerinde bazı bilgiler size aktaracağız ama emsal bilgilerdir. TV 262 ekranlarının dışında bulamayacağınız nadir bilgilerdir. Tekrar kıymetli hocama hoş geldiniz diyorum ve ilk Hoş bulduk. sorumu hocama soruyorum. Ama öncelikle derim ki hocam ben sizi tanıyorum lakin İzleyicim der ki Alparslan Demir, Profesör Doktor Alparslan Demir deyince aklımıza ne gelmeli? Kısaca hocam. Teşekkür ederim. Ben Gümüşhaneliyim ama aslında bu şehrin yabancısı değilim. Burada büyüdüm, Hereke'de büyüdüm. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tarih bölümünden mezun oldum. Lisans, yüksek lisans, doktora orası. Doktora da mezuniyeti sonrası yaklaşık 14 yıldır da Tokat'tayım. Akademik çalışmalarımız da Tokat'ta devam ediyoruz. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Tokat'taki hocalarıma da buradan selam gönderiyorum. Hocamızı vasıtasıyla diyelim tabii ki. Şimdi hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Osmanlı bildiğimiz üzere 1299 yılındaki Halil hocam, rahmet Halil hocam da 1302 Allah diye razı olsun. tabir ettiği bir coğrafyada, zor bir coğrafyada kurulup büyüyen bir kitle. Bu kitlenin tabii ki bir yapısı olmalı. Osmanlı hocam etnik yapı nasıldı? Etnik yapısı neydi hocam? Kısaca size. Aslında bu mesele çok üzerinde tartışılan bir konu. Yani Osmanlı etnik olarak neydi? Türk müydü? Yoksa kozmopolit bir unsur muydu? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Tarihi anlamda, yani akademik anlamda bir devletin hangi ırka mensup olduğu meselesi ordunun konuştuğu dile bakılır. Osmanlı ordusu Türkçe konuşuyordu. Bu önemli. Bu Dolayısıyla Osmanlı bir Türk devletiydi. Ama Osmanlı devletini oluşturan o yapıya baktığımızda bir kere Osmanlı'yı kuran aşiret, Kaya aşireti ve Oğuz boyuna mensup yani kurucu unsur Türk. Ama daha sonraki süreçte Osmanlı işte Söğüt ve Domaniç bölgesinden zaman içerisinde yayıldı biliyorsunuz. İşte Balkanlara ve Afrika ve Orta Doğu coğrafyasına. Zaman içerisinde Osmanlı sınırları içerisinde işte Araplar, Rumlar, Ermeniler ve Sırplar, Bulgarlar ve diğer etnik unsurlar da bu yapının içerisine dahil oldu. Ama kuruluş itibariyle tamamen Türklerin kurduğu bir devlet zaman içerisinde bölgenin Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle birlikte bu unsurun içerisine farklı etnik yapılar dahil oldu. Ama şunu söyleyebiliriz, hakim unsur sayısal anlamda da baktığımızda hakim unsur Türk unsurudur. Birincisi bu. Diğeri de en önemli mesele ordunun konuştuğu dildir. Çünkü devletin ırkını ya da etnik yapısını belirleyen mesele ordunun hangi dili konuştuğudur? Türkçe konuşur. o çok Bu önemli bir net. detay hocam. Ben zaten daha önceki programlarda takip etmiştim sizlerin konuşmalarına bizzat şahit olanlardanım hocam. Bu Türkçe konusu ordunun konuşmasını çok fazla dinlendirilmez ama yine bizim programımızı ilk olarak dinlendirmemiz çok Teşekkür farklı ederim. oldu, var olun hocam. Hocam bu Osmanlı Devleti'miz biliyorsunuz ki 624 sene bir fiil tarihte yerini almış, öncesi ve sonrası birlikte bizden günümüze kadar gelmiş bir coğrafyanın bünyesine kurulmuş. Ama bu Osmanlı'nın bir stratejisi vardı. Genişleme stratejisi. Bunu hocam kısaca sizden öğrenebilir miyiz hocam? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz. Söğüt ve Domaniç bölgesinden bir dünya imparatoru olan Osmanlı
Avrupalıların da hep kafalarına takılan soru ya da bunu biraz daha polemik meselesi yapıyorlar. Yani böyle bir beylik bile değil, bir topluluk 150 yıl gibi kısa sürede nasıl bir imparatorluk haline döndü? Ve bunun üzerinde çeşitli tartışmalar başlıyor. Gibbons'tan başlayıp Fuat Köprülü ile devam eden çeşitli tartışmalar var. Ama şuna bakmak gerekiyor. Osman bir kere karizmatik bir lider. Yani hakkını yememek gerekiyor. Ve Osman'la, Ertuğrul da dahil olmak üzere, Osman'la birlikte bütün padişahların, o özellikle yükselme devri olarak nitelendirdiğimiz, yani fetihlerin yoğun olarak yapıldığı dönemde Osmanlı'nın attığı her adım belli bir stratejinin sonucudur. Hani öğrenciler soruyor işte niye burayı fethetti? Burayı fethetmesinin altında yatan farklı bir stratejik sebep var. Bakın, Edirne'yi fethetmeden önce Edirne bölgesinin çevresini fethediyor. İstanbul'u fethetmeden önce Edirne'yi fethediyor. Yani aslında kuruluşla birlikte bütün o aldığı kaleler de dahil olmak üzere aşama aşama gitmiştir. Balkanlara yayılışı da o minvalde değerlendirilebilir. Yani Belgrad almadan Macar Ovası'na giriş yapmıyor. Dolayısıyla belli bir stratejinin ürünü olarak Osmanlı ilerlemiştir. Tabii bunda pek çok etmen var. Yani sadece askeri unsurlar değil. Yani bunun dışında işte Türkistan coğrafyasından Hoca Ahmet Yesevi dergahından kopup Anadolu coğrafyasına gelmiş ve Anadolu'nun da ötesine Balkanlara gitmiş tahta kılıçlı dervişleri de unutmamak gerekiyor. Bunlar da Osmanlı genişleme stratejisinin bir parçasıdır, bir ürünüdür. Osmanlı orduları gitmeden önce bunlar gider. Bölgeyi fethe hazırlarlar. Bu anlamda baktığımızda Avrupa'da yüzlerce bu şekilde tahta kılıçla savaşan. Bu tahta kılıç meselesi önemlidir. Bunlar gönül erenleridir. Ve ilginçtir, bu gönül erenleri olarak nitelendirdiğimiz kişiler bulundukları bölgede, Balkanlar'da mesela, Hristiyanlar tarafından da saygıyla karşılanmış. Ve günümüzde dahi mesela gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz buraları. Hristiyanlar da ziyaret ediyor. Onlar da dua ediyor. Onlar da aziz mertebesine koymuş mesela onları. Ve bunların gittikleri bölgede oranın etnik yapısı ya da dini yapısı tarafından benimsenmesi, kabullenmesi Osmanlı'nın bu bölgede ilerlemesini de kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hepsi belli bir stratejinin ürünü. Malumunuz Anadolu'ya doğru bir göç akımı var, Türkmen akımı var. Osman bunları çok güzel bir şekilde kanalize etti. Yani o birikimi güzel bir şekilde fetihlerle fethedilen bölgeler, daha sonraki süreçte de Balkanlara yönlendirdi. Evet, böyle bir stratejisi var. Öyle kafaya göre değil bu. Zaten o hocam stratejileri değerlendireceğiz. Bir de şöyle bir şey hocam, o strateji yaptığı süreçte de bunların işte ikame edeceği bölgeleri falan hepsinin ön hazırlıkları çok detayları yapmış. Bunu da çok başarılı olmuş. İskan politikası. İskan politikası. Çok başarılı oldu bir strateji. Zaten Osmanlı'nın gelişmesindeki en büyük etken bir tanesi İskan politikası. Evet, yani şunu şöyle söylemek gerekiyor. Mesela o Gibbons'un tezleri, yani ilk fitili ateşleyen noktalardan birisidir. İşte onların temel aldığı nokta, bunlar sayısal olarak zaten bu devleti kurmaları mümkün değil. Dolayısıyla bu bölgedeki işte Rumları Müslümanlaştırdılar vesaire. Bu nüfusla beraber bu devleti kurdular diyorlar ama unuttukları bir mevzu var. Şimdi Anadolu'ya iki tane büyük Türk göçü var. Büyük kitlesel anlamda. Biri 1071 sonrası. Malazgirt'le birlikte yoğun bir Türkmen nüfusu Anadolu'ya giriyor. 10-15 yıl gibi bir kısa sürede ta İzmir'de beylik kuruyor. Yani Anadolu'yu baştan aşağı Türkmen kitleleri kaplıyor zaten. İşte birinci beylikler dönemi dediğiniz bu dönemdir. İkincisi ise bu Moğolların Harzemşahları, 1218'de Otrar vakası vardır. Otrar faciası olarak da nitelendirilir. Harzemşahların yenilmesi sonrası bu Moğolların önünden kaçan büyük bir Türkmen kitlesi var. Bu da büyük bir Türk göçü olarak geçer. İşte Osmanlı'yı kuran boy da ya da Osmanlı'yı kuran aile de bu 1218 Otrar faciası sonrası Anadolu'ya doğru yönelmiş ailedir. Ve bu iki büyük Türk göçünün dışında
sürekli devam etmiştir. Yani Anadolu'ya doğru Türkistan coğrafyasından bir nüfus akımı var. Ve bunlar sınıra doğru yığılıyorlar. Sınıra doğru. Osmanlı Beyliği de zaten sınırda olan bölge. Uç beylik. Ve bu yığılan nüfusu bir şekilde bir yere kanalize etmek zorunda. Dolayısıyla fetih stratejisini de ona göre kuruyor. Önce önden o tahta kılıçlı dervişleri gönderiyor fethedilecek bölgelere. Ortam hazırlanıyor. Sonra askeri harekat ve akabinde bu nüfus da bir şekilde o tarafa gönderiliyor. Gelenler sadece konağa göçerler değil. İçerisinde köylüleri var, sanat erbapları var. Bunun dışında dini etkenler var. Bir sürü içerisinde gruplar var. Hocam bunu en güzel örnekte İslam fethini gösterebiliriz. Evet. Hani ne diyorlardı hocam? Biz diyor burada Haçlı ordusunun etkilediği o ordunun zorluklarına bildikleri için cübbe sarı razıyız diyorlar. Ama onun farklı bir versiyonunda şöyle söyleyebiliriz. Buyur hocam. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir kere İslam fethi sırasında Osmanlı'yı tercih noktası olarak görüyorlar. Bakın. Ama onun ötesinde Balkanlara gitmek gerekiyor İslam'ın fethi öncesi. Şimdi Osmanlı unsuru Türk ve Müslüman. Ve gittiğin coğrafya farklı bir etnik yapıda, farklı bir dini yapıda. Dolayısıyla sizin burada tutunmanız gerekiyor. Aynen. Yani buradaki halk sizi benimsemezse orada tutunmanız çok olası değil. Ama bakıyoruz oradaki halk Osmanlı'yı tercih eder noktada. Neden tercih eder noktada? Şimdi bakın bir kere Osmanlı'da köylünün hukuk garantisi var. Hukuki hakkı var. Bakın, bu çok önemli bir şey. Osmanlı buraya girmeden önce orada yaşayan köylünün böyle bir hakkı yok. Mesela Angarya. Osmanlı'da Angarya bir gündür. Bir gündür. O da tımarlı sipahinin işte o vergiler toplandıktan sonraki mevcut işte buğdayın, arpayın vesaire en yakın pazara götürmedir Angarya dediğimiz şey. O da bakın en yakın pazara. Ola ki tımarlı sipahi bunu daha fazla kar elde etme adına biraz daha uzak bir pazara yönlendirirse işte halk direkt kadıya başvuruyor, hakkını arıyor. Bu önemli bir unsur. Yani oradaki Balkanlardaki halk da neçetvalle kimin tarafından yönetildiğinden ziyade nasıl yönetildiğine bakıyor. Çok kıyasladığı güzel. Zaman Osmanlı tercih eden noktada aynısını da zaten biz İstanbul fethi sırasında görüyoruz. Hocam bu şeyi gösteriyoruz hocam. Osmanlı uç devletten imparatorluğa giden noktayı bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Evet. Anlayacağım. Hocam toplumun yapısı sınıflandırılması ile ilgili ne diyebiliriz? Yani şu sınıf konusunda şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı'da sınıf sistemi yoktur. Yani Avrupa'da ya da başka yerlerdeki gibi. Ama isimlendirme olarak sınıf diyoruz ama Avrupa'dan farklı olduğunu söyleyelim. Çünkü Osmanlı'da iki sınıf var. Yönetenler ve yönetilenler. Yönetilen sınıfındaki bir kişi kabiliyetine göre, çalışmasına göre padişah fermanıyla yöneten sınıfına geçebilir. Yöneten sınıfındaki bir kişi de eğer hata yaparsa ya da şey farklı etmenler olduğunda yönetilen sınıfına geçebilir. Dolayısıyla keskin bir ayrım yok. Dolayısıyla bir sınıf sisteminden bahsetmemiz çok olası değil. Ama sadece sınıflandırma dersek Osmanlı'da yönetenler ve yönetilenler var. Yönetenler kimdir? Yönetenler askeri sınıfta diyoruz biz buna. İşte bunun içerisinde en tepede padişah ve saray var. Bunun dışında seyfiye dediğimiz askeri grup var, savaşan grup var. İlmiye sınıfı var. Bunlar devletin din, eğitim ve bu tarzdaki işlerine bakar. İşte Şeyhülislam'dan tutun medrese öğrencisine kadar bu sınıfın içerisindedir. Bir diye de kalemiye dediğimiz bürokrasi. Yani Osmanlı'daki o yönetimi, bürokrasiyi sağlayan kesim var. Kesinlikle. Bunlara biz yönetenler diyoruz. Yönetilenler ise üç gruba ayrılıyor. Asıl üzerinde çok fazla durulmayan, hep es geçilen ama asıl yekünü oluşturan. İşte Osmanlı'da yaşamak dediğimiz zaman aslında biz biraz da bunları anlamamız gerekiyor. Tabii hocam. Reaya var. Reaya sınıfı diyoruz biz bunlara. Şehirler var. Bunlar şehirlerde yaşarlar. Üretim yaparlar. Tüccarlar, esnaflar.
ve tüccarlar üretirler ve pazarlarlar. Köylüler var. Bunlar köyde yaşarlar. Tarımsal faaliyetler içerisindedirler. Köy aynı zamanda şehri de beslerler. Bir diğeri de konağa göçerler. Üçüncü sacaya da. Bunlar da işte yayla kışla hayatı arasında girip gelen hayvancılık temelli bir yaşam tarzları olan ve hayvansal gıdaları, hayvansal gıda üretimini yapan kesimdir. Osmanlı böyle bir çark kurmuştur. Bu çarkın işlemesini ister. Ve herkesin liyakatına göre, bu çok önemli, Osmanlı her devlete en ufak hizmeti olan kişinin bile hakkını verir. Mesela duaguy dediğimiz bir kesim var. Duaguy dediğimiz, biz bu tahrir defterleri dediğimiz defterlerde bazı isimlerin altında duaguy diyoruz. Dua okuyan demek. Bakın bunlar pirifani dediğimiz yaşlı kesimden seçiliyor. Bunların tek bir şeyi var, devletin ve milletin bekası için dua etmek. Bu yaptıkları duanın karşılığında bile vergiden muaf tutuyor Osmanlı. Bakın Osmanlı'nın en önemli şeyi, devlete en ufak hizmeti olan kişi hakkını alır. Bu önemli bir unsur. Bu çok detaylı bir bilgi hocam. Hakkını alması, hakkaniyet yaratan bir imparatorluğun, bir devlet-i aliyenin gücünü en iyi şekilde gösteriyor. Aynen. Tabii bunu ileriki sohbet sırasında devam edeceğim. Hocam Osmanlı'da toplumda şehir hayatı ve mahalle kültürü diye bir noktamız evet. da vardı hocam. Bunları nasıl yorumlayabiliriz, nasıl açıklayabiliriz kısaca? Yani Osmanlı'da işte şehirler var, köylüler var dedik. Yani şehir hayatının temeli şudur. Osmanlı şehri nasıl tanımlamıştır? Yani günümüzde işte 81 tane şehir var diyoruz. Şehir deyince farklı bir şey algılanıyor. Ama Osmanlı'da şehir belgelerdeki ifadesiyle cuma kılınır, pazar durur yer. Yani bir cuma kılınacak kadar biliyorsunuz cuma camileri vardır. Her yerde cuma kılınmıyor. Cuma kılınabilecek bir camisi olacak. Bu cami içinde belli bir nüfus olacak. Yaklaşık 2000 civarında tahmini hesaplar. Minimum 2000 civarında bir nüfus olacak. Bir de ticaret olacak şehirde. Pazar durudan kastettiği bu. Tabii. Böyle bir şey Osmanlı'da şehir sınıfı içerisine girer. Dolayısıyla işte mahalleleri olan, bir idarecisi olan, devlet tarafından atanmış idarecisi olan, geçimini tarımsal faaliyetlerin dışında ticaret ya da üretimle, sanayi üretimle yapan ve yaklaşık 2000 ve üstü nüfusa sahip olan yerler şehir olarak nitelendirilir Osmanlı'da. Peki hocam mahalle kültürü olarak ne diyebiliriz? Yani şehrin en önemli özelliği mahallelere bölünmüş olması. Şimdi Osmanlı'da mahalleler, şimdi mahalle kavramı aslında günümüzde unuttuğumuz kavramlardan birisi. Yani Osmanlı'nın der ki, özellikle bu soru üzerine soruyorum. Şehrin temeli mahalledir. Şimdi mahalle dediğimiz kavramı nasıl açıklayabiliriz? Birlikte yaşama isteği duyan insanların bir araya geldiği bir alana biz mahalle diyoruz. Birlikte yaşama isteği duyan insanlar, bunları ne bağlıyor birbirine? Aynı şehirden gelmiş olabilir. Mesela bazı şehirlere bakıyorsunuz, Sivasiler Mahallesi var. Erzincanlılar Mahallesi var. Ankaralılar Mahallesi var. Bu ne demek? İşte buraya da oturanlar Sivas'tan geldi. Günümüzdeki mantık da aslında aynen, yakın bir zamana kadar öyle gibi bir şeydi. Ya da aynı meslek sahipleri. İşte adam bakırcıdır. Bakırcılar bir mahallede oturuyor. Debba dediğimiz dericiler bir mahallede oturuyor. Ya da belli bir dini şey de olabilir. Görüşelim. İşte Müslümanlar ve işte Ermeniler, Yahudiler, Rumlar farklı mahallelerde oturabilir. Ama şunu ifade edelim. Osmanlı'da bir kere günümüzdeki gibi zengin mahallesi, fakir mahallesi gibi bir ayrım söz konusu değil. Bir mahallede bir ağanın, konağının yanında sıradan fakir bir insanın evini de görebilirsiniz. Bir kere zengin fakir ayrımı kesinlikle yok günümüzdeki gibi. Bir de illa Ermeniler bir arada oturacak, Rumlar bir arada oturacak, Müslümanlar farklı bir arada oturacak diye bir kavram da yok. Çünkü bu insanlar şehir canlı. Biz şehir işçilerine bakıyoruz, birbirlerinden mülk alıp satıyorlar. Yani bir Hristiyan Müslümandan mülk satın alıyor. Dolayısıyla keskin çizgilerle ayrılmış bir ayrım yok. Oturabilir de. Ama genelde insanlar
bir arada ya bir meslek ya bir şehir ya bir dini etmen bir arada yaşama isteği duyuyor. Ama mahalle önemli Osmanlı'da. Yani devlet nezdinde de en alt birimlerden birisi mahalledir. Bu mahallenin kültüründe ne var? Bir kere birlikte yaşama isteği duyacak dedik. Bu önemli. Herkes birbirini tanıyor. Günümüzde mahalleyi kaybettik biliyorsunuz. Ve bunun içerisinde mahalleyi kaybettik, sokağımızı kaybettik. Her şeyi kaybettik. Bakın mahallede zincirleme kefilleme diye bir olay var. Siz istediğiniz mahalleye gidip oturamazsınız. Oturabilmeniz için önce sizin bir kefilinizin olması gerekiyor. Herkes birbirine kefilli. Kefil olmadan oturamaz. Herkes de imama kefilli. İmama kefilleniyor. Dolayısıyla siz herhangi bir suç işlediğiniz takdirde kefiliniz bundan sorumlu. Dolayısıyla bir otokontrol oluşuyor. Mahallede çünkü siz suç işlediğinizde sizin kefiliniz zor durumda kalacak. Dolayısıyla o otokontrol sağlanmış oluyor. Ortak sorumluluk var. O mahallede herhangi bir suç unsuru olduğunda suçun faili bulunamazsa o mahallede toptan sorumlu. Birisi öldürüldü. Fail bulunamadı. Onunla ilgili bütün mahalle sorumluluğu yük altında. Dolayısıyla herkes mahallesine sahip çıkıyor. Ya da komşuluk hukuku herkes komşusuna sahip çıkıyor. Bu mahalledeki ruhu ortaya koyuyor. Aslında. Biz bunları kaybettik. Mahalledeki ruhu kaybedince bırakın aynı mahalleyi, aynı apartmandaki kişiler birbirini tanımıyor. Birbirini tanımadığı için de o ortak sorumluluk duygusu ve o otokontrol meselesi ortadan kalkıyor. İşte çocuklar kaçırılıyor. Niye kaçırılıyor diyor. Kimse kimseyi tanımıyor Doğru. ki. İnsanlar sokak ortasında kadınlara dayak yerken başını çevirip gidiyor. Dolayısıyla bütün bunlar biz mahalleyle birlikte mahalle imamını kaybettik, mahalle esnafını kaybettik, mahalle arkadaşını kaybettik, mahalle mektebini kaybettik. Mahalleyle birlikte bir anlamda ruhumuzu kaybettik. Aynen hocam. Çocuklar meselesi var mesela. Çocuklarda hangi birinde mahalle kültürü var, mahalle arkadaşı var? Hangimizin bir arkadaşı var daha doğrusu evet. diyelim. Bir mahalleyle geçen bir arkadaş var diyelim. Kıymetli hocam, izleyicilerimiz biraz daha merak etsin. Biz de bir reklama gidelim. Evet. Kısa bir araya verelim. Tarihte Yolcu programının kısa bir aradan sonra devam edecek. Ama nasıl devam edecek? Yine Osmanlı yaşamak, farklı, farkındalık programı devamıyla sürecek inşallah. Tarihte Yolcu programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bu sefer konumuz az önceki Osmanlı'yı işledik. Osmanlı'nın yapısını, etnik yapısını, coğrafi bölgesini ve gelişmişliğini incelemiştik. Şimdi Osmanlı'da yaşamak. Şimdi bir kişi Osmanlı nasıl yaşıyor? Evlilik, boşanma, çocuk hakları, adli sistem gibi konuları kısa kısa deneyeceğiz. Kimine mi? Tabii ki konuğumuz Profesör Doktor Alparslan Demir hocamla beraber. Hocam tekrar hoş geldiniz. Yani programda kalmaya devam edelim. Hocam Osmanlı yaşamak diyoruz. Şimdi sizin eserinizde kitabınızda o. Osmanlı yaşamak. Şimdi hocam Osmanlı evlilikler nasıl gerçekleşiyordu? Kısa bir yorum alayım. Öncelikle şunu ifade edeyim. Evliliklerde özellikle iki nokta biraz yanlış biliniyor gibi. Hem yurt dışında hem ülkemizde. Şimdi öncelikle genel algı şu. Osmanlı döneminde bir kız ailesi kime veriyorsa, ailesi kimi istiyorsa onunla evlenmek zorundaymış gibi bir algı var. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Nereden biliyoruz? Osmanlı'da şeriatçıları dediğimiz mahkeme kayıtları var. Bu mahkeme kayıtları işine bakıldığında, incelendiğinde şunu çok net görebiliyoruz. Burada namzet yani aday. Nişan atma. Namzet davaları var, namzet atma, nişan bozma davaları var. Olayın özü şu, bir kız buluğa ermeden önce, yani buluğ yaşına gelmeden önce ailesi tarafından birisine nişanlanabilir. Ailesi nişanlamış olabilir. Ama bu kız buluğ yaşına geldiğinde eğer kendisi için aday gösterilmiş bu kişiyi istemiyorsa hemen mahkemeye, kadının huzuruna gidiyor. Ve diyor ki ben buluğ yaşına gelmeden önce ailem beni bu kişiyle nişanlamış. Ama ben bu kişiyi istemiyorum. Bu kişiyle evlenmek istemiyorum.
Hatta bazıları şey diyor, ben işte şu kişiyi seviyorum. Ben şu kişiyle evlenmek istiyorum. Açıkça isim de yazıyorlar var. Ve bu gibi davalarda kadı direkt bu kızı haklı buluyor. Ve evlenmek talebinde bulunan kişinin bu kızın yanına öresine yaklaşmaması konusunda gerekli tembihleri yapıyor. Buradan çok net görüyoruz ki Osmanlı'da kızlar ailelerinin istediği kişiyle evlenmek zorunda değil. Değil. Çok önemli detay. Birincisi bu. İkincisi evlilik konusunda bir diğer yanlış algı. Bu hastalık bize biraz Avrupalılardan geçti. Yani onların pompalamasıyla geçti. Sanki Osmanlı'da herkes dört kişiyle, yani bir erkeğin dört tane eşi varmış gibi bir algı söz konusu. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değil. Şimdi milletlerin bir geleneği, örfü vardır. Bu bir anda olmaz. Türklerin 5000 yıllık bir geleneği, töresi, örfü var. Ve bu tarihi sürece baktığımızda Türkler her zaman tek evlidir. Çok hoş karşılanmaz. 2, 3, 4 evlilik hoş karşılanmaz zaten. Ama Osmanlı'ya baktığımızda bunları da kaynağın nedir diye sorduklarında yine tereke kayıtları diye kayıtlar var. Tereke kaydı şu, bir kişi öldüğünde bunun mirasının taksim edilmesi meselesi var. Ve bu miras taksimi yapılırken bu kişinin eşi ya da eşleri varsa hepsine hisse düşüyor. Çocukları ve hatta eğer eşlerden birisi hamile ise o çocuk doğmuş gibi ona da hisse ayrılıyor. Bakın bu çok net. Biz bu tereke kayıtlarına baktığımızda bu insanların kaç çocuğu var? Kaç kız çocuğu, kaç erkek çocuğu, kaç eşi var? Sayısal istatistiklerini çıkartabiliriz. Ve bu şekilde incelediğimiz zaman bölgeye ve zamana göre değişmek kaydıyla Osmanlı'da genel olarak birden fazla yani iki ve üzeri %2 ile %8 arası bir evlilik söz konusu. %2 ile %8. Bunların da büyük bir çoğunluğu İki evli. Yani dört evli, 100 kişide bir kişiyi ya bulursunuz ya bulmazsınız. Oran çok düşüktür dört evli, üç evli. Bunların da sebebini şöyle açıklayabiliriz. Özellikle eğer çocuğu olmuyorsa, çünkü biz çocuk sayılarından ya da çocuklardan bunu tespit edebiliyoruz. Eğer çocuğu olmuyorsa çocuk dolayısıyla ikinci evliliğini yapıyor. Ya da üçüncü evliliğini yapıyor. Ya da kız çocuğu var, erkek çocuk istiyor. Biraz bundan dolayı ikinci evliliğe yönelme var. Dolayısıyla Osmanlı'da evliliklerin büyük bir çoğunluğu tek eşlidir. Tek eşlidir. Bunu özellikle üzerinde vurgulamak gerekiyor. Öyle herkes üç tane, dört tane eş almıyordu. Tabii hocam. Peki hocam Osmanlı'da kadının durumu nasıl diyebiliriz? Yani kadın konusu bakın Osmanlı'da bir kere biraz önce bahsettim. 5000 yıllık bir Türk geleneğinden bahsettim. Yani Osmanlı bu geleneğin devamı. İslamiyet öncesi de, İslamiyet sonrası da. İslamiyet'le birlikte kazanımlar olmuştur bu geleneğin. Bir kere İslamiyet öncesi baktığımızda zaten kadının statüsü bellidir. Erkeğin tam yanında. Ne önünde ne arkasında. Tam yanında. Bir kere kadının statüsü zaten Türklerin nezdinde bellidir. Osmanlı'ya geldiğimizde ya da İslamiyet'le birlikte bu biraz daha perçinleştiğini söyleyebiliriz. Ama genel algı işte biraz önce de bahsettim işte bu oryantalistlerin hep biraz da yazıp çizdiklerinden dolayı etkilenme. Kadınlar sanki dört duvar arasında duran, hiçbir hakları olmayan varlıklarmış gibi algılanıyor. Ama bunun böyle olmadığını biz belgelerden çok net görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Kadınlar dört duvar arasında diyorlar. İşte o şerefsiz dediğimiz dava kayıtlarına baktığımızda alacak verecek davalarına bakıyoruz. Borç verenlerin büyük bir çoğunluğu kadınlar. Kadınlar ticaretin tam göbeğinde baktığınızda. Ve mesela vakıflar kuruyorlar. Sosyal hayatın tam göbeğindeler. Ve bunların kendi sosyal çevreleri var. Mesela hamamlar. En önemli bunların sosyal çevresidir. Burada eğlenirler. Sazlı, sözlü, yemekli,
bir şekilde. Bunların piknik olayları vardır mesela yaz geldiği zaman toplu bir şekilde pikniklere gidiyor. Yani dört duvarın arasında değil bunlar. Bir kere ticaretin de göbeğinde, sosyal hayatın da göbeğinde, her şeyin göbeğinde. Dolayısıyla kadına bu şekilde bakmak gerekiyor. Şiddet konusu göremezsiniz. Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemden bahsediyoruz. Osmanlı zayıfladığı zaman zaten bütün devletler böyledir. Devletler zayıfladığı zaman problemler çıkar ortaya. Devletin gücü hissedilmezse problemler çıkar. Osmanlı döneminde en güçlü olduğu dönemde işte şiddeti göremezsiniz. Çok net. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz o otokontrol var ya, ortak merkezi, sorumluluk duygusu. Bu zaten bunu bir kere baskılıyor, engelliyor. Dolayısıyla kadın Osmanlı'da günümüzde kıyasladığımızda daha çok hakkı olduğunu söyleyebiliriz. Yani günümüzde kadın bakın reklamlara ya da diğer işte ortama bir meta olarak görülüyor. Ama Osmanlı'da kadına kadın olduğu için değer veriyor. Tabii ki hocam. Peki hocam hani yine soralım hocam. Kadınların ve erkeklerin boşanma konusu. Osmanlı yaşama konusunda. Ha, bir diğer mesele o. Mesela söylenen şey kadınların boşanma hakkı yok diye. Bir de bunu İslami dayanağa dayandırılarak dayatmaya çalışıyorlar. Dayanmaya çalışıyorlar. İslam'da kadının boşanma hakkı yoktur diye. Yok öyle bir şey. Nereden biliyoruz? Yine söylemek mahkeme kayıtları diyoruz. Çünkü orası canlı. Osmanlı'daki mahkeme kayıtları halkı açık ve net bir şekilde görebileceğiniz, tüm yaşantısıyla görebileceğiniz yerlerdir o mahkeme kayıtları. Kadınlar mahkemeye çok rahat bir şekilde başvurabiliyor. Gerekçesini sunuyor. Ben bu kişiden boşanmak istiyorum diye. Ve bu gibi durumlarda kadı, yani hakim, kadından yana tavır alıyor. Çok net. Mesela bu Osmanlı Yaşamak kitabında da örnekler var. Mesela bu adamlar karılarını boşanmaya kafalarını koymuş gibi bir başlık atmıştım mesela. Şimdi bakın. Mesela Recep isimli bir kişi 1686 yılında Recep'in eşi Saliha mahkemeye başvuruyor. Ben bu adamdan boşanmak istiyorum diye. Gerekçesi de şu, Recep şöyle bir yemin etmiş, vergi istenmiş kadı tarafından, işte o paylaşım dolayısıyla. Vergiyi ödemem için kadı gelse dahi vermem, eğer vergiyi verirsem eşim benden 3 talak ile boş olsun diye bir yemin etmiş. Sonra da gitmiş paşa paşa vergisini ödemiş. Şimdi vergisini ödediği için, yemin ettiği için, üzerinde vergisini ödediği için karısıyla boşanmış durumda. Dolayısıyla kadın da mahkemeye başvuruyor, diyor ki bu adam benden boşandı diyor. Dolayısıyla hala boşanmamış gibi eve geliyor diyor. Dolayısıyla ben bu kişiden mahkeme huzurunda boşanmak istiyorum diyor. Gereksiz bu. Ya da evine bakmayan. Bakın bu önemli. Erkek evine bakmıyorsa kadın mahkemeye başvurup boşanma talep eder ve kadı da kadından yana tavır alır. Osmanlı mahkemelerinde kadına yönelik pozitif bir ayrımcılık olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle boşanma çok hoş karşılanan bir durum değil. Türk toplumunda da, İslamiyet öncesi sonrası da dahil. Ama örnekleri de var. Artık hoş karşılanmaya başlandı. Eskiden bundan bir 10 sene, 20 sene evet. Gittiğimizde de herhangi bir boşamalarda pek çok, hatta boşamayı bırakın nişan atma dahi, söz atma dahi hoş karşılanmaz bir hadisedeydi. Şu an ise normalleşti, artık sıradanlaştı, olabilir, normal diye görünebiliyor hocam. Peki hocam, biz ki Osmanlı, Devlet-i Ali Osmaniye'yi dünya nizamında atli adaletiyle tanımlayabiliyoruz. Evet. Şimdi hocam Osmanlı'da adli sistem, adalet sistemi nasıldı hocam? Onu kısaca bir sizden... Bazen soruyorlar Osmanlı'yı nasıl tanımlarsın? Ben çok net bir şekilde şunu söylüyorum. Osmanlı'yı şöyle tanımlayabiliriz. Osmanlı eşittir adalet. Tek kelimeyle. Osmanlı'nın karşılığı adalettir. Osmanlı yapan adaletti. Ve bakın Osmanlı'da bir tabir vardır. Adalet gecikmez, tiz verilmeli. Burada ben örneklerini de aldım Osmanlı Yaşamak kitabında. Tabii hocam. Bir
Geciken adalet zaten adalet değil. Bu önemli bir olgu. Yani siz haksıza uğradıktan sonra, yıllar sonra size adaleti verseler, bu adalet değildir. Ama Osmanlı'da gecikmeden, Osmanlı mahkemelerinin önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Avrupalılar da bunu gıptayla bakarlar. Osmanlı mahkemelerinde bir dava bir ya da iki üç günde, en fazla üç günde çözülür. Karara bağlanır. Hızlıdır. Ve pahalı değildir. Avrupa'da mahkeme olayı pahalıdır. İnsanlar mahkemeye başvurduğunda çok fazla ücret ödeyebilirler. O savunma uzun da sürdüğü için. Osmanlı'da çok kısa sürede kadir kararını verir. Dolayısıyla Osmanlı'nın temeli adalettir. Hızlı kararını da hızlı verir. Adaleti hızlı tecelli ettirir. Yani örnekleri mesela ve herkesin savunma hakkı var. Bakın bu önemli bir şey. Yani siz mahkemeye başvurdunuz. Mahkeme bir karara vardı ve siz bu kararı beğenmediniz. Yani haksız olduğunu düşünüyorsunuz. Sizin İstanbul'a, padişaha başvurma hakkınız var. Direkt. Kendinize gidebilirsiniz. Vekil aracıyla başvurabilirsiniz. Mektup dahi gönderebilirsiniz. Ve sizin orada davanız anında görülür. İşte neler yapıldıysa unsurlara göre ve orada bir karara varılır. Bakın Mora'dan bir kadın Mora'dan İstanbul'a başvuruyor. Kendi eşinden kalan mallara başkalarının adalet kadı vasıtasıyla çökmeye kalktığı, elde etmeye kalktığı bununla ilgili İstanbul'a başvuruyor ve İstanbul bu kadını haklı bulup mallarının yani arsaların, tarlaların bu kadına ait olduğu kararını hemen çıkartabiliyor. Yani dolayısıyla bir de şu var. Bayan olmanız, erkek olmanız, Müslüman olmanız, gayrimüslim olmanız, hiç ya da Ermeni olmanız, Sırp olmanız adalet karşısında hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Peki hocam, antisemitizm aklıma herkesin bildiği bir hikaye vardır hocam. Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi vardır hocam. Evet. Hocam onunla ilgili bize kısa bir şimdi, bir yere bakarsanız çünkü o çok topu, popüler bir. Topuz hikayesidir. Aynen hocam. Olay şudur. Rivayet edilen Fatih bir cami yaptırmaktadır. Bu caminin ustalarından birisi Rum'dur. İşte beğenmediği için bu Rum'un elini kestirir. Dolayısıyla bu Rum mimar mahkemeye başvurur ve mahkemede hakkını arar. Dolayısıyla kadı da hem Rum'u, Rum vatandaşı mimarı hem de Fatih'i mahkemeye çağırttırır ve orada savunmalarını aldırır ve sonra kısas hükmünün uygulanmasına karar verir. Yani Fatih elini kestirdiği için Fatih'in elinin kesilmesine karar verir. Ve Rum mimar bunu duyunca zaten diyor ki tamam ben vazgeçtim diyor. Davamdan vazgeçtim diyor. Ve bu şekilde işte diyetini ödeyerek Fatih elini kesilmesinden kurtarır. Ama Rum mimar çıktıktan sonra Fatih der ki kadıya kılıcını çıkartarak eğer der adaletten şaşsaydın bu kılıçla seni iki parçaya bölerdim diyor. Bunun üzerine kadı da minderinin altından topuzu çıkartıp eğer sen de davaya kabul etmeseydin sonuca, boyun eğmeseydin, şer-i şerife uygun bir şekilde davranmasaydın bu topuzu kafana indirirdim der. Dolayısıyla böyle bir hikayedir. Bu Osmanlı'da adaletin herkese eşit olduğunun güzel bir örneğidir. Aynen hocam, emsaldir. Peki hocam Osmanlı'da şimdi günümüzde en çok konuşulan bir konudur bu. Hayvan hakları. Osmanlı Devleti'nde hayvan hakları nasıldı? Bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir de yapılmış bir kanunname vardır. Yani şunu söyleyeyim hocam. Aslında biz işte hayvan hakları, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları biz bunları sanki Avrupa'dan almış gibi bir algı oluşturuluyor. Yani bunların günleri kutlanacaksa Avrupa'dan ya da Amerika'dan işte hangi tarih belirlenmişse onlara göre kutlanıyor. Ama
Herkes tarihine bir dönsün, baksın. Tarih önemli. Herkes tarihini güzelce öğrensin, güzelce bilsin. Bakın 1502'de 2. Beyazıt'ın kanunnamesi vardır. Burada hayvan hakları ile ilgili çok güzel şeyler vardır. Kurallar vardır. Aynen. Bir, yük taşımacılığında kullanılacak hayvanın günde kaç öğün ne kadar yiyeceği yazılıdır orada. Hayvana ne kadar yük yükleneceği, günde kaç saat çalışacağı, hepsi kayıt altındadır. Yani bu benim hayvanım, ben bunu 24 saat çalıştırırım diyemezsin. Bu 50 kilo belirlenmişse ben 100 kilo yükleyeceğim diyemezsin. Bunların cezaları var, ağır cezaları var. Mesela hayvan hakları anlamında, mesela bu 1502 sadece bir örnek, kanunnamede geçtireceğim. Bunun öncesinde de var. Bakın, dünyada başka örneği yoktur. Camilerin, köşklerin kenarlarında, saçaklarında kuş köşkleri var, köşk. Ya bildiğiniz evde kuş resmen kuş, evi, kuş köşkleri yapılıyor. Ya o kuşlar düşünülerek yapılıyor. Ve bu... Vakıf da var değil mi hocam? Vakıflar var, bununla ilgili vakıflar. Bakın dünyada ilk leylek hastanesi Osmanlı'dadır. Bakın leyleklere yönelik İlk açılmış hastane var. Ya Avrupa'da insan hakları bile... Yayınlamamışken doğru. Yayınlamamışken Osmanlı'da bırakın insan haklarını, hayvan haklarına yönelik çalışmalar var. Hocam bu yani, gelişmişinizi gösteriyor. Ya, tabii ki. Yani siz artık talih konulardasınız. Şimdi o konuları küçük konularda bırakmışsınız, diğer konuları basit konularda bırakmışsınız. Artık dahasını üzerinden yeni bir çağ başlatıyorsunuz. Bu bakımdan da emsaldir hocam. Dediğiniz gibi 1502 yılında. Hani sürekli Amerika'dan bir kanunname alırız ya hocam. Evet. Dikkat ediyorum, Amerika'nın o tarihlere dünyada daha hala zuhur etmediğini görüyoruz daha. Coğrafya keşifler dahi gidilmedi. Daha yeni gidildi, tarihe evet. Denk geliyor. Yani daha olsun, daha yeni başlamıyor. Esamesi bile okunmazken. 1490'lı yıllardan evet. Kristokolomu dönemlerine denk geliyor hocam. Peki hocam, bugün günümüzde de çok konuşulan bir konu. Çocuk hakları. Osmanlı çocuk hakları nelerdi? Eğitimleri nelerdi? Onunla ilgili kısa bilgi. Yani çocuk deyince aslında aileye girmek gerekiyor. Yani Osmanlı'daki aile meselesine. Şimdi Osmanlı'da aile bir kere Türk'ün töresine baktığımız zaman aile devletin en alt unsurudur. Yani bir anlamda devletin bir mini kopyasıdır. Dolayısıyla aile önemli. Sağlam aile temelleri olmayan bir milletin devleti de sağlam temeller üzerine aynen, oturmaz. Aynen. Dolayısıyla baktığımızda bu gelenek var. Bakın Osmanlı'yı konuşuyoruz ama Osmanlı o 5000 yıl olarak nitelendirdiğimiz daha bunun akademik olarak daha da ileri çekilebilir. Bu 5000 yıllık birikimin, törenin, geleneğin bir unsurudur Osmanlı. Dolayısıyla baktığımızda sağlam bir aile temeli üzerine kurulu. Osmanlı da aynı şekilde. Ve bu aile temelinin içerisinde çocuk önemli. Bunların bakımı, bunların yetiştirilmesi, bunların eğitimi önem arz eden konular. Bunların eğitimi konusunda işte okuma çağına geldiğinde işte amin alayları düzenliyorlar. Mesela okula başlayacağı zaman çocuğu okula sevindirmek için törenler düzenleniyor. Bu minvalde çünkü çocuklar... Daha sonraki aileleri kuracak olan unsurlardır. Bunların yetişmesi konusunda aileler elinden geleni yapıyor. Bir de şunu da ifade etmek gerekiyor günümüzden farklı olarak. Günümüzde çekirdek aile var. Anne baba çocuklar. Ama geçmiş dönemde bu ailenin içerisinde dede nene de var. Dolayısıyla asıl çocukları yetiştiren bu unsur. Aile bağları. Aile bağları. Aynen. Hocam Osmanlı'da diğer bir konu şu an günümüzde en çok konuşulan yardımlaşma ama Osmanlı'da en mükemmeliyetine ulaştığı bir dönem. Osmanlı yardımlaşmak. Yani nasıl şunu ifade edeyim. Yani Osmanlı'da komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifinin hükmünce. Biraz önce mahalleden bahsettik, komşuluk hakkı dedik ya. Aynen. Bu unsur, bu hadis, Türklerin geleneği. Hepsi bir arada Osmanlı'da mükemmel bir yardımlaşma konusunu ortaya koymuştur. Sistemi ortaya koymuştur. Ve bunlar biraz önce de bahsettiğim mahallede zengin mahallesi, fakir mahallesi gibi bir ayrım yok. Zengini de fakir de aynı mahallenin içerisinde. Ve bu mahalledeki zenginler
bu fakirleri korur, kollar, yardımları, gerekli yardımları yapar. Niye? Çünkü mahallede ortak sorumluluk duygusu var. Mahallede herhangi bir problem çıktığında bu zengini de etkiler. Dolayısıyla birincisi bu. Yardımlaşma, komşuluk hukuku çerçevesinde yardımlaşma. Onun dışında zekattır, fitresidir ve İslami kaidelerden dolayı zaten verilecekler de veriliyor. Bir de vakıflar. Vakıflar özellikle bu sosyal yardımlaşmanın temelini oluşturuyor. Ve herkes gücü yettiği ölçüde belli bir konuda bir vakıf kuruyor. Kimi yetimleri doyurmak için vakıf kuruyor. Kimi öğrencileri giydirmek için vakıf kuruyor. Osmanlı'da on binlerce bu tarzda vakıf var. Bunlar Osmanlı'da sosyal patlama eğer yaşanmıyorsa bu vakıflar iyi işlediği sürece herhangi sosyal patlama yaşanmıyor. Çünkü bu vakıflar vasıtasıyla Osmanlı'daki fakirler, ihtiyaç sahipleri bir şekilde koruyunu kullanıyor. Sadaka taşları var mesela. Muazzam bir örnektir. Yani tamam bu İslamiyet'le birlikte bize gelmiş bir şey ama Osmanlı ile beraber tekamül etmiştir. En güzel noktasına ulaşmıştır. Sadaka taşının mantığı da şudur. Burada şimdi askıda kahve hani var biliyorsunuz işte yabancılarda ya da askıda ekmek gibi olaylar var. Bunlarla bu sadaka taşını kıyaslayamayız bile. Ya askıya ekmek koyduğunda adamın sadece ekmek ihtiyacını karşılarsınız. Kahveye koyduğunuzda kahve ihtiyacını karşılarsınız. Ama sadaka taşlarına direkt para konur. Ve ihtiyacı olduğu kadarını alır. Birse bir, iki ise iki. Üçü almaz. Almaz. O da mükemmel bir diğer şey o sadaka taşının başına gittiğiniz zaman alıyor musunuz, veriyor musunuz belli olmaz. Yani dışarıdan bakan bir kişi oraya para mı koyuyor, para mı alıyor bilemediği için insanların kibrini, gururunu onları da koruyup kolluyor. Zaten onların taşlardan içerisinde belli bir bölüm olması, yuvarlak bir altın olması bunun delaleti göstergesi hocam. Peki hocam Osmanlı'da en son şöyle diyelim hocam. Osmanlı'da biz yaşadık. Paramızın, gücümüzün az olduğu üzerindeyiz. Yani Osmanlı dilenci kavramı sorayım ben size hocam. Kısaca. Evet. Şimdi sosyal yardımlaşmalardan bahsettik ama şimdi diyeceksiniz ki bu vakıflar ve bu kadar şeyin içerisinde dilencilik niye var? Yani dilencilik aslında tarihler döneminde var. Bazen ihtiyaç dışında da yapılıyor bu. Yani dolayısıyla Osmanlı'da dilencilik var mı? Var. Yani hatta çeşitli sayılar da veriyor. Mesela Evliya Çelebi döneminde İstanbul için eğer Evliya Çelebi'nin abartması değilse 700 binlik İstanbul'da 7 bin dilenciden bahsediyor. Eğer abartı değilse bu. Ama dilencilik kavramı var. Ve devlet bunu belirli bir teşkilat içerisine almış. Osmanlı bir şey varsa hemen bir teşkilatını kuruyor. Niye kuruyor? Çünkü teşkilat olduğunda, başında biri olduğunda en azından muhatabı var. Onu kontrol etmesi de kolay. Dilenciliğin de teşkilatını kurmuş. Yani madrabazlar var mesela. Emrinde çalışırlar dilenciler. Ve bunları, bu madrabazlar bu dilencilerin her türlü şeyinden, yemesinden, içmesinden, barınmasından sorumlu. Ve bu kişiler bu madrabazlara belli oranda ücret, yani para da verirler topladıklarından. Dilenci pehlivanı var mesela. Bu kavramlar Osmanlı'dan kalma. Dilenci pehlivanı da şu, kendi bölgesinden topladığı dilenecek kişileri topluyor ve çalıştırıyor. Bunun karşılığında da komisyon alıyor. Ama Osmanlı nezdinde devlet dilenci kahyası satıyor. Dilenci kahyası. Devlet nezdinde dilencilerle ilgili muhatap aldığı bu. Ve dilenci kahyası dilenecek kişilere cer kağıdı dediğimiz bir izin kağıdı var. Yani elinde izin kağıdın yoksa dilenemezsin zaten. Serseri grubuna girersin. Elinde izin kağıdı olmadan, cer kağıdı olmadan dilenenler Osmanlı nezdinde serseri grubudur. Bu cer kağıtlarında bu dilenci kahyası tarafından. Daha sonra bu dilenci ketüdası olacaktır bu dilenci kahyası. Osmanlı bunun altında bu dilencileri belli bir grup olarak otokontrol mekanizmasıyla bir arada tutmaya çalışıyor. Dilenciler de mesela Osmanlı döneminde herkes işte istediği yerde dinlenmiyor. Mesela o da kendi içerisinde tasniflenmiş. Mesela ıskatçılar ve mortçular var. Iskatçı ya da mortçu deniyor.
Bunlar sadece ve sadece mezarlıklarda dilenirler defin esnasında. Orada işte yakın ölmüş kişinin etrafında dolaşırlar, onlardan para dilenirler. Ya da sebilciler vardır, sadece çeşme başında dilenir. Ya da kasideciler ya da goygoycular. Kasideci de deniyor, goygoycu da deniyor. Bunların genelde iki gözü kördür. Ellerinde değneklerle, yanında bazen bir tane gözü gören vardır. Bunlar işte çeşitli ilahiler vesaire söyleyerek duygu sömürüsüyle şey yaparlar. Para toplarlar. Ama Osmanlı toplumunda mümkün olduğu kadar işte bu sosyal yardımlaşma etkin işletilerek bu tür şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama var mıdır? Var maalesef. Bir kısmı istem dışı, yani ihtiyaç dışı da dilenme işini meslek haline getirmiş. Dilencilik sadece Osmanlı değil ki. Birçok daha önceki medeniyetlerde var. Hatta bunu ne diyoruz? Biz işte diyor Hazreti Ömer döneminde diyor işte diyor bir tane gayrimüslim dilenirken görüyor kendisini. Diyor ki sen yaşlı gözü ama olan birisi. Diyor ki sen diyor vakti zamanı diyor bize vergini verdiğin için diyor senin bakımını yapacağız diyor. Sana maaşla bağlayacağız diyor. Böyle şeyler de var. Yani bir tek bizde değil, Osmanlı coğrafyasında, İslam coğrafyasında Avrupa'da da çok var. Avrupa'da Bizans'tan daha fazla var. Ya şimdi bizim medeniyetimizi anlatmaya kalkarsak bir diğer medeniyetler için çok utanç vesilesi olur. Ona binaen de Osmanlı'yı yaşamak bir kültürdür. Evet. Bir yaşam felsefesidir. Bugünü ve yarını iyi anlamak, yorumlamak anlamına denk geliyor. Kıymetli hocamız çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emsal mahiyetinde bilgilerle programımıza renk kattınız. Önemli olan tarihe not düşecek bilgileri aktarmaktı. Bize bu bilgileri Tokat'tan geldiniz. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden şehrimiz İzmit'imize, Kocaeli bölgemize, Akçakoca'nın mirasına hoş geldiniz diyorum tekrardan hocam. Bu ilminizle birlikte farklı bilgiler doğrultusunda Osmanlı'da yaşamak, Osmanlı'yı anlamak konusunda bize bilgiler sundunuz, takdimlerde bulundunuz. Var olun, sağ olun hocam. Özellikle hayvan hakları konusu biraz ve evlilikler ve kadına olan şiddetin son günlerde, son yıllarda artmış olmasına da bir geçmişten cevap vererek aslında kadının değeri dün yoktu, yoktu öyle bir şey yok, bugün var, yok öyle bir şey. Kadın her zaman değerli, Allah'tan bize bir emanetti. Bugün bunu anlama ve yorumlama konusunda çok iyi bir detay oldu. Ve çocuk hakları önemli olan bu. Bugün çocuklarla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Onları vurgularken de yardımlaşmanın bugün ayyuka çıkacağı bir noktada geçmişle gelecek arasında iyi bağ kurduk. Biz bugün çok farklı bir program işledik sayenizde hocam. Bize bugün keyifli, yani benim kendim için söylüyorum. Bu programda içerisinde keyif duydum. Diğer programlar gibi emsal yapı programı daha tamamlamamıza vesile oldu hocam. Sağ olun. Hocam son olarak bize neler söylemek istersiniz? O şekilde de programı niye öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tarihimizi iyi öğrenmeliyiz. Aynen hocam. Tarihimizi iyi öğrenmenin yolu da okumaktan geçer. Yani bu alanın uzmanı olan kişilerin kitaplarını okusunlar. Kaynağından öğrensinler. Çünkü okumadığınız şey, kulaktan duyduğunuz şeyler sizi yanlış bir tarih algısına, yanlış bilgiyi çok daha çabuk yayılıyor. Dolayısıyla ben izleyicilerden özellikle tarihlerini sevmelerini ve tarih kitaplarını okumalarını tavsiye ediyorum. Hocam burada diyor ki romandan ziyade kaynak kitapları, akademik kitapları değerlendirirsek daha verimli olacağını söylüyor ki zaten hocama buna binaen davet ettim. Zaten bütün programımıza konuyla ilgili ehilleşmiş, çalışması olan, kitabı olan ya da araştırmaları, makaleleri olan kişileri davet etmeye özen gösteriyoruz ki farklı farkındalık açacak programları izleyebilirim diye. Yani filmler, diziler önemlidir tarihi sevmek için. Ama tarihe ilgi duyurmak için, ama bunlar adı üstünde film, adı üstünde dizi, adı üstünde roman. Roman. Kurgudur bunlar. Bunlar kurgu olsun. Bunlar tarihi sevmek için, güzel bir nokta. İçin güzel bir yoldur. Nokta. Güzel bir noktadır. Ama tarih kitaplarından, tarihçiler tarafından, alınan uzman tarihçiler tarafından yazılmış kitaplardan öğrenilir. Tabii hocam. Değerli izleyicilerimiz, Tarihte Çocuk programı sonuna doğru geldik.
Kıymetli hocamız Profesör Doktor Alparslan Demir hocamız bize ilmiyle, bilgisiyle yine farklı bir farkındalık programı oluşturmamıza vesile oldu. Tarihte yolcu programının sonundayız ve şunu söylüyorum, unutmayalım. Tarihte kalalım, tarihte yolcu programında kalalım. Unutmayalım, yeni bölümlerimiz yine tarihi bilgiler dolusunda yine farklı, yine farkındalık oluşturacaktır. İyi seyirler diyorum, iyi akşamlar diyorum.